ekibilerin esas amacı Katmandu'ya, Tibet'e gitmekti. Ve en önemli mola yeri de şu anda içinde bulunduğumuz Pudding Shop. Şartlarda seyahat ediyorlardı. Yani korkunç yerlerde kalıyorlardı. Aradan uyuşturucu sorunu da vardı. Uyuşturucunun yol açtığı kavgalar, pazarlıklar, satışlar, alışveriş. Yani haliyle çok tehlikeli bir yolculuk. Kimi bu kadar büyük tüketim mekanizmasına öfkeleniyordu. Kimi dünyayı değiştirmeyeceğine inanıyordu. Kimi ucuz esrar bulmak için gidiyordu. Kimi Katmandu bir efsaneydi, mitti, bir idealdi. Orada her şey özgürdü. İşte o özgürlüğü yaşamak için gidiyordu. Kimi kendini bulmak için gidiyordu. Kimi uzak doğu felsefelerine, Hinduizme, Budizme hayran olduğu için gidiyordu. Pudding Shop for Hippies was very important, surely, more than others' point of meeting. The means and opportunities for a trip to East made by land to the East. After Turkey, there was Iran, Afghanistan, Pakistan and finally India and Nepal. Londra'dan başlardı. O zaman meşhur bir Magic Bus olayları vardı. Magic Bus'lar gelirler, Katmandu'ya kadar giderler. Katmandu'dan sonra da dönerlerdi. Büyük bir Katmandu hayranlığı vardı, özgürlük, ucuz uyuşturucu bulma hayalleri vardı. I think for everybody it was a massive adventure. Some people may have gone for drugs, some people just wanted to have the big adventure outside Europe, and it was a thing that was happening. It was fascinating to follow the stories of the big buses going that way, and I think that's because that was going on, that's why we were fascinated. And I wouldn't consider us as hippies. We weren't living a hippie lifestyle at all in England. Otobüsler buraya kapıya park edilir. Üzerinde bir karton yazı yazarız. Basko India diye. Müracaat burası. Şu masada biz onlara yardımcı olurduk. Katmandu'ya bir iki, Katmandu'ya bir iki diye bağıran çırtkanlar bile vardı. Onu hatırlıyorum. Otobüslerin üzerinde bol bol grafiti olurdu. Ve o gençler o dökülen otobüslere binip giderlerdi. Yani bu pisliklerden, yeryüzünün bütün çirkinliklerinden güzellik yaratmak üzere yola çıkmışlardı. I guess you become a bit of a hippie by wearing the clothes of the hippies on a way. And so I don't know where you start calling yourself a hippie. I wasn't quite sure. But yes, it was an adventure for us and it was something outside Europe. Somewhere unknown. Clinton bizim eski hippilerdendir. Son burada da görmüşsünüzdür. Bu da Cumhurbaşkanlığı bitirdikten sonra geliyor. Diyor ki rapper'e, benim gençliğimde Pudding Shop diye bir yer vardı, var mı acaba? İsterseniz götürelim diyor. Geliyorlar, burada biraz kahve ikram edebildik. Alman Dışişleri Bakanı, o da buradan gençti, o da eski hippilerdi. Onu biraz daha iyi tanıyorum. My name is Sharon. And I'm originally from England and I live in Australia. And I was here at the Pudding Shop in 1974. And I am so happy to be back here today. It's just amazing. Hello, I'm Diane and I'm from Adelaide, South Australia. And I came here in 1971 and I brought my partner back this time. And I'm so pleased to be here. Hippies in Holland stage a sit-in to protest about the lack of housing facilities for young couples.
This group took over an empty house in the center of Amsterdam to draw public attention to the problem. Bütün değerleri biliyorlardı çoktan. Yani soluda, sağda, aşırı sağda, sosyalizmi de, komünizmi de. Fakat bunların istediği dünyayı tümüyle değiştirmekti ve yeni değerler yaratmaktı. Kafaları biraz karışıktı. Onun için zaten yaşayamadılar. Yani tam örgütlenmiş bir takım ilkeleri yoktu. Şöyle sloganları vardı mesela, yasaklamak yasaktır diye. Veya savaş yapmayın, sevişin gibi sloganları vardı. Savaş istemiyoruz, biz aşk yaparız derler. Sloganları buydu biliyorsun. Oydu, hiç kötülükler olmadı. Ben hiç kötülüklerini görmedim. Ne kavgalar olur, ne dövüşler olur. Hiç birbirine kızmaz, etmezler. Öyle bir insanlardı. Giyiniş tarzı da yalın ayak gezer. Saçları uzun, tırnakları uzun. Ne bileyim, saçları falan yağ içinde olurdu. Karavanların içinde yatarlardı. Evet. Bazıları parkın içinde yatar, uyku tulumlarında. Sabah ben geliyorum mesela 7'de, 6.30'da neyse, parkın içinden geliyorum. Bazıları kafayı kaldırmış, hadi çabuk aç, acıktık diye bağırırlardı. Sistemin modasını reddetmek, sistemin politikasını reddetmek, sistemin onlar üzerinde empoze ettiği ahlakı reddetmek, kapitalist sistemin geçmişte İnsanlığın başına ne felaketler getirdiğini hissetmek ve bunun üzerinden de bir düşünsel sürecin oluşması bir grup genci o dönem daha sistem dışı yaşama konusunda sürece soktu diye düşünüyorum. Daha güzel, daha adil, daha eşitlikçi, sömürüden uzak, silahlanmadan, militarizmden uzak, ırkçılığın, etnisizmin, her tür ayrımcılığın olamayacağı, insan odaklı, sevgi odaklı, dayanışma odaklı bir dünya mümkün düşüncesini hayata geçirmek isteyen bir avuç çılgındık. The wind whispers through a fallen hollow tree, whispers a warning that this black cloud over me. Gerçekten Katmandu'ya gitmek isteyen herkesin yolu Sultanahmet'ten geçerdi ve Sultanahmet'te de Pudding Shop çok önemli bir merkezdi. Londra'ya gittiğimde, yani Türkiye'den geliyorum deyince hani Topkapı'yı, işte bilmem şey, St. Sophia, bir de Pudding Shop. Buyur buradan yaka. We arrived in Pudding Shop after we got a lift from Greece. We shared a bus with other eight people, and they actually took us there. We had heard about the place, but obviously our intention was to visit, but that was the best place to go first. It was that of perception of being an international meeting place, an out of ordinary place where the clients and patrons they met and silently. Hippiler Sultanahmet'in her köşesinde oturup gitar çalıp bilmem ne yapıp Pudding Shop gibi noktalarda toplanıp ucuz yemek yiyip müzik yapılır. İnsanların buluştuğu, birbirleriyle zihinsel alışverişte bulunduğu, dayanışma imkanlarını gerçekleştirdiği vesaire mekanlar vardı ve o mekanlardan biri de Pudding Shop'tu. Açtığımız zamanlar 1957'de pastane olarak açmıştık. Dediler ki, ya telaffuz edemiyorlar pastane kelimesi. Ne olsun ismi derken burada bir masada toplandık 5-6 kişi. Amerikalı var, Alman var aralarında. Pudding Shop olsun dediler. İsim babaları da odur. The atmosphere in the Pudding Shop was quite amazing really. It was packed full of people. Half of them were going towards India, the other half were coming back from India. And you could tell by the way they were dressed which way they were going. It was very friendly, it was exciting. Onlar gelince kendileri burada yalnız hissederler. Bizim burada gelirler kendi evleri gibi rahat. Gitar çalarlar burada, eğlenirler, buluşurlar. Big Flea günde belki 100 defa çalardı. Çok severler. Rolling Stones falan işte tam ben bilemiyorum. Müzik
Shop'u meşhur eden, Puding Shop'u Puding Shop yapan şey, biraz önce o sözünü ettiğim hoşgörünün Puding Shop'ta da karşılığını bulması. Yani Puding Shop o hoşgörünün bir tür sembolü gibiydi. Mal sahiplerinde zaten bu tür müşteriyle, yani adamın iki çay borcuk almış, hoş davranırlardı. Yani böyle illa yani biraz makul bir borcun kaldığı zaman da çok üstelenmezdi. O bakımdan tercih edilen bir noktaydı. Paralar olmaz, yemek yer. Gidince bize zarfların içinde, onun içinde gönderdi ki para olduğu belli olmasın. Ama hiçbirinden hiçbir kuruş alacağım yoktur Allah için. Bir de hiç yalan konuşmazdı onlar. O yönlerini çok bayılırdım. Hep severdik yani, dürüstler. Güler yüz vardı, anlayış vardı. İletişim için gayret gösterme isteği vardı buradakilerin. Bir de çok enteresan bir şey yaptılar. Aşağıda görmüş olmalısınız. Duvarlarına panolar yapıştırıp o panoları bir iletişim yöntemi olarak kullandılar. Yani gelen giden kağıtlar iğneliyorlardı. O panonun üzerine istediğiniz ilanı yazar koyardınız. İşte şu yoldan şuraya gitmek istiyorum. Oraya giden var mı? İstanbul'da şu kadar kalacağım. Bana oda verebilecek var mı? Yanımda şu var. Bunu satmak istiyorum. Paraya ihtiyacım var. Aklınıza gelebilecek her şeyin o panoda hikayesi vardı. Altına herkes bir şeyler yazardı. Yazılan her mesaj tarih atmak zorundaydınız ve 15 gün kalırdı. 15 gün sonra da kaldırılırdı. Çünkü o kadar çok mesaj vardı ki. Hippies and travelers of every kind, they gave appointments or news to look for each other both on the way. It functioned as a kind of post office, as a post mile service block. Aslında keşke o dönem böyle sürekli o panoların fotoğrafları çekilseydi. Oradaki notlar üzerinden bir tarih yazılabilirdi yani. You could tell people are going somewhere or coming from somewhere. There you meeting people there, and it's a fantastic place. And the beach, obviously the restaurant owners were so friendly and accommodating all the foreigners, and that was the special thing about it. The world is a better place when I close my eyes. Puding Shop'takilerin bence politik görüşleri çok ön planda değildi. Onlar daha çok bireysel özgürlükler peşinde koşan insanlardı. Bizimkiler daha çok toplum için bir şeyler yapmaya çalışan insanlardı. Öyle sistemli, planlı, programlı bir örgütlenmeleri yoktu. Ama her şeyi değiştirmek istiyorlardı. Biz burada, bizim Türk gençliğimiz çok daha farklıydı. Onlar daha çok daha anti-emperyalist bir tutum içindeydiler. Haliyle amaçları farklıydı. Savaşa karşı, özellikle Vietnam Savaşı'na karşı bir hareket de oluştu bu hippie hareketi içinden. O da hani baktığınızda bizim gençlik hareketiyle ya da dünyadaki gençlik hareketiyle, 68 hareketiyle de bir tür buluştu sonuç itibariyle. Evet, ütopikti ama güzeldi. Ve hep onu diyorum, yani gençlik, güzeldik, akıllıydık ve dünyayı değiştireceğimize inanıyorduk kesinlikle. Başka ipler çıkacak. Şu veya bu şekilde, yani onun adını ne koyarlar bilemem. Tıpkı başka solcuların, başka grupların, başka anlayışların çıktığı gibi. Ama o geri gitmeyecek yani bir şekilde. Belki daha renkli geri gelecekler. They were determined to sit it out as long as possible, but it wasn't long before the police arrived. The hippies were armed only with sulfur powder, which they dropped in silver paper bombs. But the police, using tear gas, soon gained entry. A number of the demonstrators were arrested. For the time being, their protest was over. Hippie akımı bugüne kadar devam edemezdi. Çünkü kusurluydu, eksikti, örgütlenmemişti, derdederdi. Tüketim toplumuna karşı çıkarken hepsi birer tüketim nesnesine dönüştü zaman içinde.
müzikte, işte görsel sanatlarda, edebiyatta, şiirleriyle, giysileriyle, her şeyle tüketimi uç noktasına getirdiler. Haliyle o çelişkiler, o uyuşturucunun borazanlığı ve kullanımı onları bitirdi. Fakat değerleri kaldı ve bugüne kadar kaldı. Onun için birazcık onlara minnet borçluyuz diye bitireyim ben.